İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Urfa kentinde Roma dönemine ait mozaikler keşfedildi. Avrupa Komisyonu 2020 savaşı sırasında Kutsal Hazançetos Kilisesi'nin Azerbaycan tarafından bombalanmasını kınadı. Artsakh Kurtuluş Savaşı'nın kurbanları için Yerebulur'da bir anıt kompleksi kurulacak. Ahalkalak'ta mesleki eğitim fırsatı artıyor. New York'ta Erdoğan karşıtı reklam panoları. Vova Vartanov. Biz bu küçük Ermenistan'a değil, çok daha büyük bir Ermenistan'a sahibiz. Bugün Alexander Tamanyan'ın doğum günü. Batı Ermenistan'ın Urfa ilinin Viranşehir ilçesinde kaçak kazılarda bulunan Roma dönemine ait mozaikler koruma altına alındı. İl Jandarma Komutanlığı evinin bahçesinde izinsiz kazı yapan bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Bölgede yapılan incelemede 300 metrekarelik alanda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli renk ve desende mozaikler bulunduğu tespit edildi. Mozaikler koruma altına alındı, şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Avrupa Komisyonu Milletvekili Kıbrıs'tan Lucas Furlas tarafından Avrupa Komisyonu'na yöneltilen acil bir soruya yanıt olarak Yüksek Temsilci Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Avrupa Komisyonu adına Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Şuşi'deki Kutsal Kazançetos Katedrali'nin bombalanmasını kınadı. Avrupa Komisyonu, Artsakh'ın dini ve tarihi anıtların tahrip edilmesini şiddetle kınadığını bildiriyor, kültürel ve dini mirasın korunması ve restore edilmesinin önemini vurguluyor. Avrupa Komisyonu Yüksek Temsilcisi cevabında dini, eğitim ve kültür merkezlerinin hedeflenmesini savaş suçları olarak tanımlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2017 yılında kabul edilen 2347 numaralı kararına da atıfta bulundu. Artsakh Kurtuluş Savaşı'nın kurbanları için Yerebulur adlı askeri panteonda bir anıt kompleksi kurulacak. Armenpress'in aktardığına göre Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kararıyla anıt kompleksinin inşasıyla ilgili çalışmaların koordinasyonu için çalışma grubunun personeli onaylandı. Çalışma grubuna Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanlık Departmanlığı Başkanı Arsen Torosyan başkanlık edecek. Grupta parlamento üyesi Arman Babacanyan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Avet Adons, Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Ara Hızmalyan, Yerevan Belediye Başkan Yardımcısı Gayana Melkumyan ile diğer üst düzey memurlar yer alacak. Samsıhe Cevahati Devlet Üniversitesi'nin Ahalkalak bölümünün 3. binasında devlet tarafından finanse edilen mesleki eğitim programı çerçevesinde 5 program daha eklenecek. Gümrük İşlemleri Profesyonel Programı 2020'den beri Samsıhe Cevahati Devlet Üniversitesi'nin Ahalkalak Şubesi'nde faaliyet göstermektedir. Bu yıl Eylül ayında ormancılık, bahçıvanlık, elektrik, muhasebe, bilgisayar ağı ve sistemler dahil 5 yeni program eklenecek. Program, orta sınıf eğitime sahip adaylar için erişilebilir. Orta eğitime sahip bir başvuru sahibi, okul müfredatının zorunlu konularının uzmanlık alanına paralel olarak çalışabilir, alınan diploma sertifikaya karşılık gelecektir. Lise diplomasına eşdeğer bir diplomaya sahip olan bir başvuru sahibi, herhangi bir üniversitede eğitimine devam edebilir. New York şehrinin en işlek caddelerinden biri olan Times Meydanı'na Erdoğan karşıtı reklam panoları dikildi. Reklam panolarında özellikle şunlar yazıyordu: Erdoğan dur. Erdoğan'ın Türkiye'sinde kadın cinayetlerini durdurun. Hükümet yanlısı Türk basını olayı hemen ABD'deki FETÖ'cülere yıkmaya başladı. Türkiye'de Gülen yanlısı ağı, kurucusu İslami Vaiz Fethullah Gülen'in adıyla Fethullahçı terör örgütü olarak adlandırılıyor. Kısaltması FETÖ. ABD'deki söz konusu caddeye reklam panosunun yüz binlerce dolara mal olduğu belirtiliyor. Hayatta Kalma Sanatı adlı STK Başkanı istihbaratçı Vova Vartanov, 24news.im haber sitesine oldukça kapsamlı bir reportaj verdi. Reportajdan ilgi çekici bir parçayı sizlere sunuyoruz. Bu küçük Ermenistan'ın sahibi olmadığımızı sık sık unutuyoruz. Çok daha büyük bir Ermenistan'ın sahibiyiz. Bizden ne çalınmışsa o çalıntı şimdi Türk'ün hakimiyet altında ve biz bu düşünceye aptalca katlanıyoruz. Ermenistan'ın ayrılmaz bir parçası olan Artsakh Özerk Cumhuriyeti topraklarından nihayet yetenekli bir nüfus geliştirmeye başlarsak, Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında böyle bir nüfus geliştirirsek, toplumumuzu ve devletimizi
askerleştirmeye başlarsak bize büyük bir zevkle yardım edecek birçokları çıkacak. Ayrıca Rus barış gücü görevini daha içten yapacak ve bizim Rus müttefikimiz olan 102. Askeri Üssü sorumluluklarını daha ciddiye alacaktır. Videonun tamamını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Alexander Tamanyan 4 Mart 1878'de şimdiki Krasnodar'da doğdu. 1904'te St. Petersburg Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Sanat Koleji'nden mezun oldu. Tamanyan'ın ilk eseri 1906'da St. Petersburg'daki Kutsal Katarina adlı Ermeni Kilisesi'nin restorasyonudur. Tamanyan, klasik ve 18. ile 19. yüzyılların Rus mimarisinin tarzlarını benzersiz bir yorumla kullandı. 1914 yılında Tamanyan, St. Petersburg Güzel Sanatlar Akademisi akademisyeni ve 1917'de Akademi Konseyi Başkanı seçildi. 1919'da Yerevan'a geçti ve 1921'de İran'a gitti. Tebriz'de bir sanat stüdyosu kurdu. 1923'te Sovyet Ermenistan'ına davet edildi. İlk mimari çalışması, başkentin daha sonraki planlarının temelini oluşturan Yerevan kentinin 150 bin nüfuslu ana planıydı. Tamanyan, kompozisyon merkezini ve eksenlerini belirterek kenti çevreledi. Mevcut Cumhuriyet Meydanı, ana cadde, halka biçiminde park, 2007 yılında açılan Kuzey Caddesi. 1934'te mimar, 500 bin nüfus için Büyük Yerevan'ın planını tasarlamaya başladı, ancak taslak yarım kaldı. 1925-1933 yılları arasında Tamanyan, Gümrü, Vahşabat, Stepanakert, Gavar, Hrazdan ve diğer yerleşim yerleri için planlar çizdi. Tamanyan'ın şaheserleri, Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Binası, Opera ve Balet Tiyatrosu'nun binasıdır ki bu 1937'de Paris Dünya Fuarı'nın Büyük Altın Madalyası ile ödüllendirildi. Tamanyan'ın adına Yerevan'da bir cadde bulunmaktadır ve caddede heykeli dahil olmak üzere Ermeni Mimarlar Evi ve Müze Enstitüsü bulunmaktadır. 2001 yılında Ermenistan Cumhuriyeti Mimarlar Birliği Tamanyan adına altın madalya oluşturdu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Markaritler adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Zartar Kuruk adlı eseri sunuyoruz. Zartar kuruk cuvar nure, yesasi mer tar zambura, yesasi mer tar zambura. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.